Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Ey kafirler, Allah'ın nasıl inkar edebilirsiniz ki? Siz ölüyken size hayatı veren odur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek yine diriltecek ve sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki, her iki topluluk da, kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de, onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir. Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir. O zaman Allah şöyle buyurmuştur. İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkârcıların içinden kurtarıp, temize çıkaracak ve sana tabi olanları, ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim.'' Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır. Emanete hıyanet etmek bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları, Kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Rabbena, Resullerin vasıtasıyla, bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü, hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Hadi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü, kim Allah'a karşı onları savunacak? yahut kim onların vekili olacak? Münafıklar, sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik? derler. Eğer kafirler, zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara, bizim taraf size galip durumdayken, sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi?" derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir. Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır. Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için, bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için, dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah, müfsikleri sevmez. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi, kendisine ilke edinmiştir. O geleceğinde hiçbir şüphe olmayan, kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük zihana uğratanlardır ki, iman etmezler. Halbuki, gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. Hepinizin sonunda toplanacağı yer, O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri, hak ve hikmetle yaratan O'dur. O, ol dediği zaman her şey olu verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de görüneni de olmuşu da olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar, dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz, bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz. O vakit Rabbin, kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin, dilediğinde cezayı çabucak verir. Ama aslında gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar, ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra, ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin, aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda, kıyamet günü hükmünü verecektir. İşte at halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve hakka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da def oldu gitti, o Hud'un kavmi Ad. O, kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir vardıkları o yer ne fena bir yerdir. Bu dünyada da, kıyamet gününde de peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar. Sonra kıyamet günü de, Allah onları zelil eder ve, hani der, nerede sizin, o uğurlarında mü'minlere düşman kesildiğiniz, ortakların? Kendilerine ilim nasip edilenler de, gerçekten her türlü zillet ve sefalet, bugün kâfirlerin başınadır derler. Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Bir topluluk, diğer bir topluluktan, sayıca, nüfusca veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma, ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır. Sebt cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir. Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan, yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız. De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, Kimdir bizi diriltecek olan de ki sizi ilk defa yoktan yaratan bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da ne zamanmış o diyecekler de ki belki de yakındır Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız kendi kendinize bir düşünüp dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız. Hiçbir şehir yoktur ki, kıyamet gününden önce, biz orayı imha etmeyelim. Veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu, kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu, pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka O'na hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça, alevlerini arttırırız. İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı. Görüp düşünmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret. Gün gelir, dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık. Eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. Ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. Sizi ey insanlar biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak. Sura üfleneceği gün, biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan göm gök vaziyette haşredip toplayacağız.'' Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse ona dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir duruşmaya getiririz. Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez hardal tanesi ağırlığınca da olsa, yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. Ve şunu da bilin ki, o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı Dünyada rüşvaylık olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. Kamil ve makbul şekliyle iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Size hayatı veren de odur, sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da odur. Gerçekten insan pek nankördür. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz. Şu Kureyş müşrikleri Bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar. Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta zillet içinde ebedi kalır. İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşva eyleme beni ya Rabbi. Onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp, desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır. İkincisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından kıyamet günü hesap ve azab için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi? de ki söyleyin bakalım eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa Allah'tan başka size gündüzü getirecek tanrı var mıdır hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz de ki söyleyin bakalım gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa Allah'tan başka koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek tanrı var mıdır hala gerçeği görmeyecek misiniz? O, rahmetinin eseri olarak, geceyle gündüzü var etti ki, geceliğin istirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz. Allah'ı bir tanımayıp, O'na şükür yerine şirke girenlere ise, gün gelecek, O, şöyle seslenecek. Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım. O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, Haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun, deriz. O zaman onlar, hak ve hakikatin, Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar, ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur. Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona servetine güvenip şımarma Böbürlenme zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti. Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçlara hakkında soru sorulmaz. Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Karun'un ki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok, dediler. Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise, Yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur. Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi ne de kendi kendisini savunabildi. Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu, Rabbim pek iyi bilmektedir. Ama onlar, mutlaka kendi yükleriyle beraber, başka yükleri de, yani başkalarını sattırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. De ki, dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir. İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. Allah, kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, Göğün ve yerin, kendisinin buyruğu ile kâim olmaları, belirlenen yerde safa sağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi, yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz. Mahlukları, ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O'dur. Bu diriltme, ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah O yüce Rabb'dir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım. Sizin İbadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise, derler ki, siz Allah'ın kitabınca bas dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah, semiyedir, basirdir, her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Senin Rabbin, kıyametteki büyük duruşma günü, ihtilaf ettikleri hususlarda, onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir. Böyleyken kafirler kendi aralarında şöyle dediler. Siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi? Şayet siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez. Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayık döken biziz. De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. İblis, Ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin? dedi. Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır.'' Unutmayın ki, besbelli hüsran budur. Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, kendisini en şerefli uzvu olan, yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle, güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere, kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım, denilir. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin.'' onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. O zalim kafirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez. Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip onun adına yalan söyleyen kimselerin kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avcunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Sura üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar kabirlerinden ayağa kalkmış etrafa bakınıp duruyorlar. Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken Peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz. Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer, ne fena bir yer denilir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet, oraya varıp da kapıları açılınca, cennet bekçileri, selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi, ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler.'' Onlar şöyle karşılık verirler. Hamdü senalar olsun o Allah'a ki, sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün.'' derken aralarında adaletle hükm olunur ve hamdü senalar Rabbül alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda, haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, Yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın. Çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kıyamet yani dirilme vaktini yalnız o bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rab'bimin huzuruna götürülecek olsam bile onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız. Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsüne indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet ne bilirsin belki de yakın olabilir. Kıyamet yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Onları, uğradıkları zilletten dolayı, boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette, cehennemin önüne getirildiklerinde, korkudan, sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Mü'minler ise, bu manzara karşısında, en büyük kayba uğrayanlar, hem kendilerini, hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azab içindedirler. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur. Biz onunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız. Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra, haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda, aralarında hükmünü verecektir. De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi, hakkında hiç şüphe olmayan, kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Kendisinin duasına, ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi? O kafirler, şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, o her şeye kadirdir. Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı, Şihra yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki ad milletini yok eden de O'dur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar. Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip, yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmez misin ki Allah, göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan, üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa, altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, kendileriyle beraberdir.'' O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Allah'ın hepsini dirilteceği gün onlar dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki onların işi gücü yalan söylemektir. Ne hısımlarınızın, ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah, kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah, yaptığınız her şeyi görür. Onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar. Yoksa, neye hükmederseniz o yerine getirilir diye Kıyamete kadar geçerli olacak, Size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Hayır! Gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için. İnsan zanneder mi ki, ölümünden sonra, biz kemiklerini toplayıp, onu diriltmeyeceğiz. Ne zamanmış o kıyamet günü, diye alay eder. Ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay, yan yana getirildiği zaman, o sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz.'' Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman o gün kişi, kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. De o gün kişi, kardeşinden, annesinden ve babasından eşinden ve evlatlarından bile kaçar. İşte o gün kişi, kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün, Onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar, kafir, günaha da danan, haktan sapan kimselerdir. Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Geleceği vaad olunan kıyamet gününe o ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. Onu ilkin yaratan Allah elbette onu diriltmeye kadirdir. Gaşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.